Tether'in üzerinde yeniden kara bulutlar dönmeye başladı. Şirketin rezervine ilişkin bir haber ve akabinde açılan soruşturma yeniden Tether'i gündemimize soktu. Fon yöneticileri Ethereum varlıklarını arttırmayı sürdürürken diğer tarafta Ethereum madencilerin havuzlarında biriktirmiş oldukları Ethereum'lar 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. George Soros'un aile şirketi Bitcoin aldığını kabul ederken JP Morgan ise yeni bir raporda kurumsalların tekrardan Bitcoin'e döndüğünü söyledi. Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 8 Ekim günlerden Cuma. Geldik haftanın son çalışma gününe ve bununla birlikte piyasalarda oldukça hareketli. Ancak bu hareketi yaparken gündemimize yine iki tane konu düştü. Bunlardan bir tanesi Tether, ikincisi ise kedi köpek coinleri. Ben onlara kedi köpek coinleri diyorum. Tabii hayvan sevgimiz sorgulanmasın, orası ayrı bir konu. Ama şöyle bir durum var. Piyasa tam yükselmeye başlarken, tam piyasaya para akışı varken, kurumlar yine raporlarını yazarken, tam Bitcoin'in ve hatta diğer kripto paraların spekülatif olmadığını kanıtlamaya çalışırken bir anda piyasaya düşen bir airdrop ve hatta bir kedi köpek coin'i piyasaya giriyor bir tane tweetle. Ondan sonra piyasayı dağıtıyor, parayı bölüyor, ardından kaynak aşağılara gidince yukarılar susuz kalıyor. O yüzden çeşmenin başı kapandığı için altlara da artık daha fazla su akmıyor. Ve dolayısıyla Bitcoin şu anda biraz beslenmesi lazım ki altları besleyebilirsin. Yani dominansın biraz daha artması gerekiyor. Bu anlamda Bitcoin eğer tekrardan 60 bin lira doğru kendisini atmayı başarırsa diğer tarafta altcoinler belki biraz daha duracaktır. Ancak Bitcoin artık 60 bin dolar diyerek arkasına daha sağlam bir güçle daha iyi hareket edecektir. O yüzden şu anda Bitcoin yükselirken neden altlar yükselmiyor diye sormayalım. Boş verelim, biraz Bitcoin yükselsin, ardından altlar daha hızlı yükselecektir diye tahmin ediyoruz. Öyleyse hadi çok fazla lafı uzatmayalım, endekslere ardından da kripto paralara geçelim. Evet, biliyorsunuz Amerika'da borç tavanı aşağı, borç tavanı yukarı. Günlerdir burayla hareketleniyorduk. Açıkçası dün Senato'da onaylanan Amerika'nın borç paketi konusu Aralık ayına kadar ortadan kalkmışa benziyor. 3 Aralık'ta sanırım bir sonraki oylama. Tam emin olamadım. Ancak şu da bir gerçek. Buradaki haber bizlere dün Amerikan borsalarında %1'in üzerine attı. Ve S&P'ye dikkat demiştik. S&P tekrar 4.350 dolar seviyesinin üzerine atmayı başardı. Dün oradan kapanış gerçekleştirdik. Bu sabah ise Çin maalesef tatilden döndü. Ve Çin'in tatilden dönmesiyle endekslerde şu anda China A50 %2. Diğer tarafta Şangay ve Birleşik Şangay endeksleri de %1'e doğru hareketleniyor. Birleşik Şenzen, pardon. Ve vadeli tarafa baktığımızda 30 ve 50 vadelileri artıda Avrupa açılışlarının öncesinde de vadelilerde de karışık bir seyir olsa da yine de kötü bir haber akışı yok diyebiliriz. Ama bu şu haberi göstermemin sebebi Amerika'ya bakıp muhteşem bir gündeyiz demeyin. Çünkü Amerika'da borç tavanının Senato'dan geçmesi haberi olduğu için genel anlamda şu anda Avrupa'nın açılışı ve bir yarım saat sonrası daha bizlere net bir görüntü anlatacaktır. Tabii Çin gel dedik. Orada hizmet PMI geldi. 53.4, bir önceki 46.7'ydi. İyi bir sıçrayış yaptı. Fakat bizim açımızdan bugün en önemli konu saat 3.30'da gelecek olan Amerika'daki ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam işsizlik oranı olacak. Önümüzdeki süreçlerde eğer işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar çok olumlu gelirse veyahut da beklentileri aşarsa açıkçası bu anlamda sadece enflasyon değil diğer veriler de burayı yani faiz artışını ve erken tapering'i destekleyecek. Faiz artışı için 2022 ortaları deniyordu. Ancak şu duruma bakılırsa iyi veriler bunu erkene çekeceği için piyasaya satış getirebilir. O yüzden saat 3.30'daki verileri dikkatli takip etmek gerekiyor. Ve geçiyoruz kripto paralara. Hatta şöyle başlayalım isterseniz. Önce Huobi terminalle başlayalım. Huobi terminalimizi açtığımızda Bitcoin bu sabah 54.140 dolarda. Son 24 saat içerisinde en düşük 53.410, en yüksek ise 54.649 olmak üzere %0.41 artıda değişim gösteriyor. Huobi token %3 aşağıda, DOT %3,5 aşağıda, Litecoin bir miktar gevşedi ve Ethereum'a baktığımızda da 3.545,
3655 olmak üzere burası 110 dolarlık çok sıkışık bir seyirde işlemlerini sürdürüyor. Ve terminalimize geçtiğimizde Bitcoin'in şu anda very bullish, yani fazlasıyla boğa tarafında olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde Cardano'da da bir hareketlilik var ki artık bugün yarın Cardano'nun bir hareketini görmeyi artık nihayet arzuluyor ve istiyoruz. Polkadot %87, Luna 87, Matic 87, Algo 87, Bitcoin %83, Ethereum %81 ve ADA %76 kuvvetli bir şekilde trend bize gösteriyor. Ve en fazla artanlar, en fazla düşenler arasında çok önemli bir bizim ilgimizi ve hatta şundan dolayı art edeceğimiz çok önemli bir coin olmadığını görüyoruz. Bir de işi grafiğe dökelim. Grafiklerde baktığımızda Bitcoin ve Ethereum hareketleri fazlasıyla sıkıştı. Diğer tarafta BAT hedefimize geldi. Burada hatırlarsanız yaklaşık 5 günde %20'lik bir hareket bekliyorduk. 0.80'ler civarındaydı bunun geliş, yani hedefi bize. BAT'ın da hedefi tuttu. Nasıl ki Bitcoin'de 3 gün önce 55.800'ü görmek istiyoruz deyip 820'den döndüğü gibi. Ve açgözlülük endeksine geliyoruz. Piyasa artık şu anda fazla kantitatif tarafa kaçmadan, yani fazla zirvelere oynamadan alış tarafında ve iştahlı bir şekilde alış durumunda. Sadece bireyseller değil, birazdan sizlere göstereceğim, kurumsalların da bu anlamda alıcı tarafta olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %17 aşağıda. Ethereum %18, Quark %79'a gelmiş. Polkadot ise, ADA ise %27'de bulunuyor. Ve Bitcoin bu artışı sayesinde, hatta şöyle söyleyeyim, %20'lik çıkışı sayesinde Bitcoin yeniden piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkarmış oldu. Ve bununla birlikte Bitcoin 1 trilyon doları gördü. Dominansı ise son 2 ayın en yüksek seviyesine çıkarak neredeyse %45'lere ulaştı. Ve piyasada kaç tane kripto para var derseniz şöyle gösterelim. 12.480 adet sadece burada, yani en geniş kripto listesinde CoinMarketCap'te listelenen coinlerin olduğunu görüyoruz. Peki Bitcoin çıktı 1 trilyon dolara ama başka ne oldu diye soracak olursanız zaten Tesla'ya geçmişti. Facebook'un da piyasa değerini geçerek onu solladı. Bu şu anlamda önemli. Eğer Bitcoin yeniden kurumsal değerini veyahut da piyasa değerini arttırıyorsa bu kurumsal yatırımcıları da buraya çekebilir. Neticede Facebook'tan daha büyük bir devden bahsediyoruz. O yüzden Bitcoin'in bu sıralaması hem kredibilitesi hem de yeni kurumsal alıcılar için önemli diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz aslında dünyanın kripto camiasında en önemli haberlerinden bir tanesine. Tether biliyorsunuz ki en fazla piyasa pastasına sahip stablecoin. Ve Tether'in üzerinde şu anda onlarca, yüzlerce soruşturma var. Çünkü bu soruşturmanın nedeni şu. Bir, sen 1 dolar 1 Tether karşılığı rezervlerini tutuyor musun? İki, rezervlerini arttırmak için burada farklı yerlerde, farklı dağılımlara, yatırımlarda gittin mi? Mesela Çin'den Evergrande konuşuyoruz değil mi? Evergrande'in mesela özel tahvillerini aldın mı? Veyahut da farklı borçlanma kağıtlarına gittin mi? Şu anda suçlanan tarafta bunlar olmaya başladı. O yüzden Tether açısından bizleri sıkıntıya düşürebilecek ölçüde bir haber. Eğer Tether konusunda bir durum söz konusu olursa ki olumsuz, bu Bitcoin camiayı, ekosistemi etkiler. O yüzden burayı iyi bir şekilde takip ediyoruz. Diğer taraftan Tether geçtiğimiz sene tüm bu aslında konuşmalara, spekülasyonlara son vermek için bir tane bağımsız denetçi tutmuştu. Ve bağımsız denetçi de evet diyerek olumlu görüş vermişti. Daha önce Tether'in biliyorsunuz ki bir bağımsız denetim macerası var. Adamı içeri kilitlemişler. Hiçbir şey göstermemişler. Yeri gelmiş tehdit falan etmişler. Böyle bir görüş vermekten kaçınma vardı daha öncesinde Tether'in bağımsız denetim raporunda. Ve tabii Tether'de böyle bir haber çıktı. CEO'sunun Twitter hesabı kapatıldı. Yani her şey bir anda gelir ya. Aynen tam bir Murphy kuralı yaşıyoruz şu anda. Tether'in de CEO'sunun bunun üzerine Twitter adresinin kapanması pek hoş olmadı. Neyse bu kısmı geçelim. Biraz güzel şeylerden bahsedelim. Madencilerin elindeki Ethereum miktarı 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken gördüğünüz gibi pembe olan miners balance
burası da artmayı sürdürüyor. Ve şunu da söylemek gerekirse fon yöneticileri yani Ethereum'a uzun bir süre sonra atıfta bulunarak en çekici büyümeyi oyladılar. Ve şunu da söylemek gerekirse CoinShares'in raporunu dünden önceki gün sizlerle karşılaştırmıştık. Ve Ethereum'un bu anlamda çok yüksek hareketlilikte, hacimde tekrardan satın alındığını gördük. Ve devam ediyorum JP Morgan'ın raporuyla. Kurumsal yatırımcılar daha iyi enflasyon koruması olarak gördükleri altını Bitcoin için değişiyorlar olacak da. Türkçesi çok hoş değil. Ve devam etmek gerekirse JP Morgan'ın biliyorsunuz ki CEO'su Jamie Dimon altın daha doğrusu şöyle söylemişti. Kripto için aptal altın demişti. Ardından JP Morgan'dan gelen raporda altını şu anda Bitcoin'e değiştikleri söyleniyor. Hani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Tabii ki de Jamie Dimon'un söyledikleri kendisini belki bağlar. Ama bir şirkette çalıştığı için söylediği her şey bir yandan bir şekilde kurumu da bağlar. Devam ediyoruz. Amerika Adalet Bakanlığı Ulusal Kripto Para Birimi uygulama ekibinin başlatıldığını duyurdu. Ve bu ekip bir an evvel, daha doğrusu şu çalışmalar şunu yapacak. Tüketiciyi koruma tarafında çalışacak ve kara para aklayıcı işlemleri de tespit etmeye çalışacak. Güney Amerika'nın ilk stablecoin'i Chainlink teknolojisiyle çıkıyor. El Salvador Bitcoin'in bir aylık yıl dönümünü kutluyor. Aylık ve yıl dönümü burada biraz tabii garip ama bunlar da yeni evli çift gibi ay falan kutluyorlar yani bayağı. Romantizmin zirvelerindeler. Ve devam ediyorum. El Salvador'dan çıkmıyorum. Biliyorsunuz ki El Salvador'un para birimi, daha doğrusu şöyle cüzdanları Chivo. Ve bu Chivo üzerinden ne yapıyorlar? Devlet mesela en son bir Bitcoin ödemelerinde benzinde %20, daha doğrusu 0.20 cent sanırım ya da %20'ydi. Sübvansiyon vereceğini söylemişti. O yüzden Salvadorların şu anda bu kadar devlet politikası karşısında Chivo'larından Bitcoin çıkışlarından ziyade Bitcoin alıp Chivo'ya sakladıklarını söylüyorlar. Ve Soros'un fon yönetimi aile ofisinin Bitcoin'e yatırım yaptığını doğruladı ve bu anlamda daha öncesinde BlackRock'ın bir fon yöneticisinden böyle bir haber gelmişti. Hatta Soros ne yapıyor diye Illuminati'ye bağlamıştık. Yine en sevdiğim konular Illuminati'nin göbeği, Soros'un diğer bir fon yönetimi de gelmiş ve Bitcoin almış. Ve Rusya'da Bitcoin açısından ödemelerin kısıtlanması konuşuluyor. Türkiye'de biliyorsunuz ki Merkez Bankası ödemelerde kripto para kullanılmasına ilişkin bir yasak getirmişti. Şimdi ise aynısı Rusya'da dönecek gibi duruyor. Ve geçiyoruz tekniğe. Dün sizlerle konuşurken, daha doğrusu dünkü yaptığımız yayında, biraz hastaydım hala felaket sesim, şöyle söylemiştik sizlere. Burada bir bayrak var. Bu bayrağın hedefi 55.800 demiştik. Nereden döndü? 55.820'den döndü. Her şey bitti mi? Burada bitmemesi gerekiyor. Olası düzeltmelerde kısa vadeli desteğimiz, bakın günün desteği 53.325. Geliyorum, 53.000'de de benim Fibom ve dibim var. Akabinde 30 Eylül'den itibaren çizmiş olduğum yükseliş trendinin geçtiği noktada 52.100'ler. O yüzden 52.100'lerde şu anda Bitcoin eğer gelir tekrar toparlanmak isterse burası yükselişlerimiz açısından iyi bir destek olabilir. Ve devam ediyorum Ethereum'la. Ethereum'da ise sizlere daha öncesinde Bitcoin'deki bayrağı anlatırken burada ikili dip olduğunu ve 3800 dolar hedefinin olduğunu söylemiştik. Tabi başlığa koymadık, izleyenler biliyor. O yüzden yine de aklımızda bulunsun. Desteğimiz şu anda 50 günlüğün geçtiği 3334 seviyesi. 3358'e de Fibonacci'nin %60 birlik dilimi var. Burası geri çekilmelerde tekrar kullanılabilir ve 3800 hedefine doğru gidebilir. Neticede şu anda kantitatif, temel ve teknik Ethereum'un 3800'leri görmesini destekliyor. Ve geçiyoruz Sol'e. Sol'de ne yapmıştık? Burayı artık yeter bu kadar satalım demiştik ve bırakmıştık. Fakat 150 dolar burada kuvvetli bir destek oldu. Aynı zamanda 144 dolar seviyesi, 145 dolar seviyesi de Sol'ün geçtiği destek noktaları. Tekrar ne yapalım diye konuşmak, hani ne yapalım Sol'de yeniden konuşlanmak istiyorum derseniz burasının desteği 145-150 dolar olacaktır. Aşağısı muhakkak stop budur. Çünkü Sol açısından şu anda
bir miktar zayıflığın olduğunu söyleyebiliriz. Ve geçiyoruz Çiliz'e. Çiliz ne yaptı? Kanalını oluşturdu. Kanalı kırdı. Şu anda 34.70'leri kırmaya çalışıyor. Saatliye aldığımızda son saatler gelen baskın satıcılı seyrin şu anlamda biraz destek bulma çabasında olduğunu görüyoruz. Çünkü diplere baktığımız, yani fiyat bize aslında her şeyi anlatıyor. Doğu kuramıdır biliyorsunuz. Şu anda bu bulmak istediği destekle birlikte 34 seviyelerimiz destek, yükselişlerde ise 35-60'lar direnç olmuş. 35-60'ı kırarsa burada bir bayrak başlayabilir. Yeniden hani orayı çok boş bırakmamak lazım Çiliz tarafına. Geçiyorum DOT'a. DOT burada bir miktar zayıflığın ardından 34.70'leri kıramıyor. 34.70'leri de kıramadığı için şu anlamda DOT'ta bir miktar zayıflık var. Fakat bir taraftan da şimdi şunu kaldırıyorum. Şunu kaldırıyorum. Şurayı kaldırıyorum. Şunları kaldırıyorum. Kafalar karışmasın bu anlamda. Hatta tüm göstergeleri de kaldıralım. Ve devam etmek gerekirse, yanlışı da silmişiz. Hemen bir tane daha çizelim. Bakın şuradan almış olduğum tren çizgisine tutunmaya devam ediyoruz. O yüzden geri gevşemelerde 30.5 uzak, 32.25 ise daha yakın bir desteğimiz olmuş durumda. O yüzden Polkadot bizleri şu anda, ben ne kadar yavaş gelsem de bu mor trende tutunmaya çalışıyorum. 30'un aşağısına inmediğim müddetçe beni isterseniz alabilirsiniz ama bu zamana kadar biraz değer kaybettiniz diyor. Adaya baktığımızda ise ada şu anda bizlere net bir şekilde, hatta şöyle boyamak lazım. Ada bizleri şu anda net bir biçimde kendisini arttıran, yani daha doğrusu yükselten dipler, sıkışmaya başlayan bir seyir ve akabinde burası bizlere yeniden bir yükselişin başlayabileceğini söylüyor. Adada zaten beklentilerimiz yüksek. Ancak kısa vade içerisinde şuradaki kırılım gerçekleşirse burası 2.80'lere kadar devam edebilir. O yüzden adayı da bu anlamda çok fazla artık geciktirmemek gerekiyor. Ayata'da fincan kulp oluştu ve bu fincan kulbu da yine momentumumuz ve MACD'imizden onayımızı alıyoruz. Ne zaman Ayata'da şu 2 dolardan gelen ve 1.28'den geçen alçalan trend kırılır, burası hemen bir kulba, fincana, taşa, tasa, çorbaya, her şeye dönebilir. %25'lik bir hareketi var. 1.29 kırılırsa neredeyiz Ayata'da? Yaklaşık bir 32.70'lere, pardon, yaklaşık bir 1.60'lara doğru yol alacağımızı söyleyebiliriz. Ve devam ediyorum Kava'ya. Kava'da aynı şekilde Ethereum görüntüsü var. Burasının da hedefini ve Kava'yı da sevdiğimiz biliyorsunuz. 29, %29. Buradan %29 çizdiğimde 9.21'e gelir. Teknik şu anda muhtemelen çalışacak Kava'da. Çünkü MACD kendisini topladı. Momentum kendisini topladı. Bundan sonrası için artık Kava'ya biraz daha eğilebiliriz. Ve Tezos'u çok soruyorsunuz bize. Tezos'ta %50'ye yakın bir hareket yaptık hatırlarsanız. Ve devam etmek gerekirse şurası şu anlamda bakın. 24 Eylül itibaren başlayan kısa vadeli yükselen trendin geçtiği nokta 7.19'lar. Burası bizlere ya da 7 dolar seviyesi de ana desteğimiz. Tezos buraya geri çekilmesi halinde bir miktar alışlar söz konusu olabilir ve Hedera'ya baktığımızda dün mainnet güncellemesi vardı. Fiyatlar biraz sıkışsa da burası hareketini sürdürüyor ve şöyle devam etmek gerekirse, farklı çizgiler çizelim derseniz, yavaş yavaş bir artık dışına, kabının dışına çıkma isteği söz konusu. Ve bu anlamda Hedera'yı şu anda biz BTC paritesinden değil dolar paritesinden almanızı önerebiliriz. Ve aynı zamanda burası eğer tekrar yükselişe başlarsa 45'lere kadar yolu var. Ve bir oyun token'ı Mana. Mana'yı aldığımızda ise elim teknik olarak burası yaklaşık bir süredir yatay bir seyirde işlemlerini sürdürüyor. Ve bu yataylıkla birlikte Mana'nın son 12 saat içerisinde çok ciddi bir hacim artışı söz konusu. O yüzden Mana'yı kaçırmamak gerekebilir. 77-73'leri kırdık şu anda Mana'da ve kırmamızla birlikte burası yaklaşık 4 saatlik periyotta baktığımızda %30'a yakın hareket sağlayabilir. %30'a yakın harekette alsam şöyle 1 dolarlara yaklaşıyor. O yüzden Mana bu anlamda
1 dolar seviyesini test etmek isteyebilir. Bizden bugünlük bu kadar diyelim öyleyse. Pazartesi günü tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.